Pilotlar her zaman güneş gözlüğü takarlar ve bunu sadece havalı görünmek için yapmazlar. Pilotlar uçaktaki birçok insandan sorumludur. Hava trafiğini iyi görebilmeleri, bütün ışıkları, sembolleri ve işaretleri ayırt edebilmeleri, uçaktaki bütün düğmeleri ve kullanım kılavuzlarını sorun yaşamadan okuyabilmeleri gerekir. Yani bir pilot için sağlığının çok iyi olması, özellikle de görme gücünün mükemmel olması elzemdir. Pilotlar sağlık durumlarının iyi olduğunu ve çalışmaya devam edebileceklerini teyit etmek için her yıl check-up yaptırmak zorundadır. Herhangi bir görme sorunu olanlar pilot olmaya uygun değildir. Bir pilotun görme gücü büyük olasılıkla sahip olması gereken en önemli özelliğidir ve kariyerleri boyunca mükemmel şekilde görmeye devam etmek için gözlerine iyi bakmak zorundadırlar. Sorun şu ki bir pilotun bunları yapması hiç de kolay bir iş değildir. Güneşin yaydığı zararlı güneş radyasyonu dünyanın atmosferi tarafından filtrelenir. Dolayısıyla zamanının çoğunu yerde geçirenler için güneş ışığı çok zararlı değildir. Ama yukarıda gökyüzünde işler değişiyor. Orada daha az hava var ve parlaklık çok daha fazla. Her 100 fitlik irtifa artışında güneş radyasyonu %5 artıyor. Uçaklar ortalama 35 bin fitte uçar. Bu da ultraviyole radyasyonu miktarının yerdekinden %1750 daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu kadar radyasyona kim maruz kalsa gözleri zarar görürdü. Pilotların havada çok fazla zaman geçirmeleri onları çeşitli göz hastalıklarına karşı hassas hale getiriyor. Göz sorunları olması da bir pilotun kariyerine mal oluyor. Yani güneş gözlüklerini bu yüzden takıyorlar. Taktıkları güneş gözlükleri en iyi kalitede olmak zorunda. Güneş ışığının etkilerini minimuma indiren, ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı, gözler için %100 koruma sağlayan gözlükler olmalı. Ayrıca polarizasyon, kokpitteki göstergeleri görmeyi engelleyeceği için polarize edilmemiş gözlükler takmaları gerekiyor. En iyi netliği sağlayan, göz yorgunluğunu azaltan ve hatta renk bozulmasını en aza indiren gözlükler olmalı ki sanki hiç gözlük takmıyor gibi görebilsinler. Kalkış ve iniş bir uçuşun en önemli ve tehlikeli aşamalarıdır. Kurallar herkesin güvenliğinden emin olmak için bilhassa katıdır. Kurallardan biri de tüm cihazları uçak moduna almaktır. Bu kuralın sebebi cihazların yaydığı sinyallerin uçağın elektronik sistemlerine karışmadığından ve radyo frekansını engellemediğinden emin olmaktır. Cep telefonunuz hoparlörün yanında duruyorsa telefonunuz çalmadan hemen önce hoparlörden tık sesi geldiğini herhalde duymuşsunuzdur. Pilotlar da hava trafik kontrolle iletişim halindeyken buna benzer sesler duyabilir. Bir saniyelik parazit bile pilotlarla uçağı dikkatle gözlemleyen hava trafik kontrol merkezi arasında bir sürü karışıklığa neden olabilir. Gerçi bu her cep telefonu için geçerli değil. Bazı cep telefonlarıyla telefonun modeline, kabinden ne kadar uzak olduğuna ve kaç cep telefonunun uçak moduna alınmadığına bağlı olarak sorun yaşanabiliyor. Uçuş mürettebatı tam olarak hangi yolcunun telefonunu uçak moduna almadığını bilemez. Ama birçok kişinin telefonu uçak modunda değilse bunu anlayabilir. O yüzden bunu yapmanızı tekrar tekrar isterler. Kalkış ve iniş sırasındaki bir başka kural da güneşliği açmaktır. Elbette bu da güvenlik için uygulanan bir kural. Gözlerinizin dışarıdaki ışığa ya da karanlığa alışmasını sağlıyor. Uçuşun bu kritik aşamaları sırasında bir şey olursa herkesin daha hızlı bir şekilde tepki gösterip uçağı tahliye edebilecek durumda olması çok önemli. Tam da aynı nedenle uçaktaki ışıklar da karartılıyor. Bu şekilde ışıklandırma dışarıdakine en yakın hale getiriliyor. Güneşliklerin açılmasının bir sebebi de uçak yerdeyken dışarıdaki insanların uçağın içinde neler olduğunu görmelerini sağlamaktır. Mesela uçakta yangın ya da duman olup olmadığını, varsa nerede olduğunu görebilirler. Böylece tahliyeyi daha iyi bir şekilde planlayabilirler. Acil bir durum söz konusu olursa herkesin uçağı mümkün olduğu kadar çabuk terk edeceğinden emin olmak için yolcuların masalarını kapatmaları ve koltuklarını dik duruma getirmeleri de istenir. Bir uçakta daima iki pilot olduğunu bilirsiniz. Bu da bir güvenlik uygulamasıdır. Kaptan pilota bir şey olursa yardımcı pilot onun yerini alabilir. Bir uçakta otomatik pilot da dahil olmak üzere birçok otomatik sistem bulunur. Ama uçak karmaşık bir makinedir ve her şeyin gözlemlenmesi, ayarlanması gerekir. İkinci bir pilot olması daha iyi planlanıp koordine edilmesini sağlar. Birinci pilot otomatik pilotu kontrol edip ayarlarken ikinci pilot kontrolleri takip eder ve kontrol kulesiyle iletişim kurar. Ayrıca güvenlik standartları için kontrol listeleri bulunur ve pilotların uçuşun farklı aşamalarını tamamladıklarından emin olmaları gerekir. Kaptan uçuşa odaklanırken yardımcı pilot kontrol listesini tamamlar ve her şeyin planlandığı gibi gittiğinden emin olur. Bazı uçuşlar uzun saatler sürer. Mesela bugüne kadarki en uzun uçuş Singapur'dan New York'a yapılan uçuştu ve 17 saat 50 dakika sürmüştü.
14 ya da 15 saat süren uçuşlar oldukça yaygınlaştı. Tabii ki hiç kimse, hatta eğitimli bir pilot bile o kadar zaman dikkati dağılmadan duramaz. Uzun süre çalışmak pilotların performansını etkileyebilir. Yorgun düşebilirler. Bu durumda yanında görevi devralacak ikinci bir pilot olması önemlidir. Bazı havayolu şirketleri en uzun uçuşlarında 3 pilot bulunduruyor. Diğer pilotlar uçağı kontrol ederken yedek pilotun dinlenmesi için uçakta özel bir kabin var. Fakat 2 hatta 3 pilotun dışında uçakta bir de otomatik pilot var. Yine de insan pilotlara ihtiyacımız var. Çünkü henüz hiçbir otomatik pilot, var olan en iyi modeli bile bir insanın yerini alabilecek düzeyde değil. Her yolcu uçağında bulunan otomatik pilot, uçağı ancak belirli ve oldukça kısıtlı koşullar altında kullanabilir. Henüz hiçbir otomatik pilot kalkışı ve inişi kendi kendine yapamıyor. Uçuşun bu aşamaları manuel olarak kontrol ediliyor. Kaptan otomatik pilotu kalkıştan sonra etkinleştiriyor ve inişten önce devre dışı bırakıyor. Görüş açısının kapanması halinde kaptan uçağı otomatik iniş sistemini kullanarak indiriyor. Bu sistem uçağı tamamen otomatik olarak ve görmeden indiriyor ama her koşulda bir pilotun denetlemesi gerekiyor. Otomatik pilota çoğunlukla uçağın bütün uçuş boyunca bir insan tarafından elle kontrol edilmemesi için ihtiyaç duyulur. Bir şehirden diğerine arabayla giderken ellerinizi sürekli direksiyonda tutmak zorundasınız. Otomatik pilot uçağın doğru yönde gittiğinden emin olarak sizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Her uçağın rota verileri önceden planlanır ve sisteme yüklenir. Pilot gereken moda ayarlar ve otomatik pilot uçağı yüklenen rota dahilinde kontrol edebilir. İrtifaya, hıza ve yöne sadık kalır. Bu arada pilotlar otomatik pilota göz kulak olur ve navigasyon hesapları, planlama ve hava trafik kontrolüyle iletişim kurma gibi diğer işlere odaklanır. Daha önce uçtuysanız büyük ihtimalle pencerelerdeki küçük delikleri fark etmişsinizdir. Bu deliklere boşaltma deliği denir. Bir uçak penceresi 3 plexiglas camdan oluşur ve dıştaki camla ortadaki cam arasında bir boşluk bulunur. Boşaltma deliği ortadaki camdadır. Kabinin içindeki ve dışındaki basıncı ayarlamaya yarar. Bu şekilde dıştaki cam yükü taşıyabilir. Dış cam kırılırsa bir deliği olmasına rağmen ortadaki cam pencereyi bir arada tutar. Ayrıca o delik pencerenin buğulanmasını ve buz tutmasını engeller. Ne zaman bir uçak geçse arkasında beyaz bir iz bırakır. Yukarıda gökyüzünde atmosfer uçağın motorlarının yaydığı sıcak gazdan daha düşük sıcaklığa ve buhar basıncına sahiptir. Sıcak ve soğuk atmosfer birbirine karışıp donarak geride o izleri bırakır. Bu, soğuk bir günde sıcak nefesinizin oluşturduğu dumanla aynı prensiple oluşur. Dışarıdaki hava durumunu o izin görünüşünden de anlayabilirsiniz. İz ince ve kısaysa hava güzeldir ve nem düşüktür. Fakat iz kalın ve uzunsa bu nemli havanın bir göstergesidir ve yaklaşan bir fırtınanın işareti olabilir. Bir de bir pilottan küçük bir tavsiye geliyor. Bir pilot yolcu olarak uçarken mutlaka acil çıkışlarının nerede olduğuna dikkat eder. Hatta koltuğuyla acil çıkışın arasında kaç sıra olduğunu sayar. Böyle yaparsanız acil bir durumda gözünüz kapalı bile olsa sadece koltuklara dokunarak ve daha önceden saydığınız sayıdaki koltuk sırasını geçerek çıkışı kolayca bulabilirsiniz.